Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli FMT izleyicilerimiz, bir hadis deryası forumundan hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti ve mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. İnşallah bugün de 47. bölüme geldik. 47. bölümden hadis-i şeriflerimizi ne yapacağız? Buradan açıklamaya çalışacağız. Anlatmaya gayret göstereceğiz. Rabbim Celle Celaluhu en güzel şekilde anlatılanlarla amel etmeyi nasip eylesin. Bu konu gerçekten de önemli bir bahsi anlatıyor. Çok önemli bir mevzuları içeriyor. Bugün inşallah Allah-u Teala'nın bir kulunun sevmesinin alametleri nelerdir onları öğreneceğiz. Bir kulu Allah nasıl sever Celle Celaluhu? İşte bugün onları inşallah burada okuyacağız. Ayet-i kerimelerden başladığı için Riyazu Salihin kitabında ayet-i kerimelerin manasını burada kırık manasıyla beraber verdikten sonra da hadis-i şeriflerimizi buradan okuyacağız. İnşallah bu güzel amelleri çoğaltırsak, inşallah bu güzel amelleri çoğalttığımız zaman Allah-u Teala da bizi sevdiğini ne yapacağız hep beraber buradan görmüş ve anlamış olacağız, hissetmiş olacağız. İlk önce Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerime hakikaten de her zaman karşımıza çıkabilecek bir ayet-i kerime. Bakın burada ayet-i kerimenin metni yazıyor. Altta da kırık manası yazıyor. Ben de kırık manasını özellikle alırsanız, biraz da yaklaştırırsanız izleyicilerimiz de hiç olmazsa ne yapsınlar? Ayet-i kerimenin kırık manasını çözebilmeye uğraşsınlar. Çünkü hakikaten de dünyadaki en lezzetli olaylardan bir tanesi de Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu üzere bir ayet-i kerimeye mana verebilmektir. O ayet-i kerimeyi anlayabilmektir. Ve buradan inşallah başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kale dedi. Kale dedi. Kim? Allahu Allah. Öyle Allah ki Teala. Yüce olan Allahu Teala buyurdu ki. Dedi ki. Kul. De ki. Ey Habibim Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İn küntüm. Şayet iseniz. İn şayet manasına gelir. İn küntüm. Şayet siz iseniz ne? Tuhibbune. Şayet seviyor iseniz. Eğer seviyor iseniz kimi peki ya? Kimi? Allah'ı, Allah-u Teala'yı seviyor iseniz. Evet, burada bir ne var? Şayet. Eğer siz gerçekten de Allah'ı seviyor iseniz, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyor iseniz, işte burada hemen cevabını. Fe bunun üzerine ittebi'uni. Bana tabi olun ki yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Evet. Allah Celle Celaluhu kendi sevgisini nereye gizlemiş işte? Peygamber'e tabiyeti sevmiş. Peygamber'e ittibayı gizlemiştir. Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Tabii ki de bu dünyayı, bu alemi yarattıktan sonra, bu dünyayı yarattıktan sonra insanlara ne yaptı? Bir rehber. Değil mi? İlk önce bir Kur'an-ı Kerim, bir kelam. O kelamla beraber, o kitapla beraber, o kitaptan da ne yaptı? O kitabı en güzel anlatan ve yaşayan ve yaşatan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Hiçbir şekilde kendinden bir şey katmadı. O in huve illa vahyuha, o konuştuğunda Allah'tan konuştu. Yani Allah'ın müsaadesiyle, Allah'ın bildirdikleriyle konuştu. Ve yine o bir sünneti yaparken Allah'ın ne mi? Bildirdikleriyle o işleri yaptı, o güzellikleri yaptı. Ve her daim kafirlere ve Yahudilere benzemedi, Hristiyanlara benzemedi. İşte bizler bakacağız. Allah Celle Celaluhu bakın sevgisini nereye gizlemiş? O peygambere tabiyete gizlemiş. O peygambere adım adım izlemeye izlemiştir. Eğer sen de peygamberi ahlaktan ne kadar varsa işte Hazreti Allah Celle Celaluhu seni o kadar seviyordur. Eğer kendi nefsimin ahlakı, kendi bildiklerin varsa olmaz. Sen kendi bildiklerini atacaksın. Kendi zannettiklerini doğru zannetmeye çıkartacaksın. Allah ve Resulü çerçevesinde o ahlakı yaşayacaksın inşallah. Eğer ki böyle yaşar isen işte o zaman Hazreti Allah Celle Celaluhu o zaman seni seviyor. Ve sen de bakacaksın peygamberin hayatından kaçta kaçı var. Bak bakalım peygamberin sünnetlerini kaçta kaçını yaşayabiliyorsun. %1'lik bir peygamberin ahlakını mı örnek almasın? %5'lik mi, %10'luk mu? Rabbim Azze ve Celle inşallah %100 tam manasıyla o peygamberin sünnetini yaşayabilmeyi nasip eylesin. Sünnet demek biliyorsunuz yol demektir. Yani peygamberin yolundan gidebilmeyi nasip eylesin. Efendimiz Hazretlerimiz buyuruyor. Kadrasallahu sonra Muhammed Efendi Hazretlerimiz çok güzel bir ifadesi var. 4000 küsür sünnet var diyor. Eğer ki diyor 3 tanesini yaşamadığımı görürseniz peşimden gelmeyin buyuruyor.
Evet, o bizim baş tacımız, üstadımız, efendi hazretlerimiz. Biz gerçekten de işte o zatlardan ne yaptık? O peygamberin sünnetini, peygamberin hayat metodunu, peygamberin o azmini, şevkini o kendi canlı bir şekilde öğrendik elhamdülillah. İşte o yüzden de eğer ki gerçekten de bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tıpatıp onu takip eden illaki her dönemde bir insan olacaktır. Zaten o insanların bu yeryüzünden kalkması demek, zaten yeryüzünün ne yapması lazım, bitmesi demektir aslında. Çünkü Hazreti Allah Celle Celaluhu bu zatlarla beraber ne yapıyor Allah'ın izniyle? Şu o zatların duasıyla, bereketiyle ne yapıyor? Dünya şu anda devam ediyor. Sen bunu ister anla, ister anlama ama böyle. Çünkü Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor. Ne diyor? O eğer o geceleyin diyor istiğfar edenler olmasaydı diyor, başınıza belalar yağmur gibi yağardı diyor. İşte bu zatlar senin için, benim için hep nedir aslında? Hep bir rahmettir. Rabbim Azze ve Celle onları tanıdığımız gibi onların da ne yapmak lazım? Onların da peşinden gitmeyi nasip eylesin inşallah. Zaten hocam hemen diyebilirsin. Yani niye efendi hazretleri? Çünkü Allah Celle Celaluhu diyor ki ayet-i kerimde Es-Sâlim bile وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Sizin aranızda Resulullah vardır. Şimdi bu ayet-i kerimeyi bana açıklayın. Ne demek sizin aranızda Resulullah vardır? Ki Kur'an-ı Kerim değil mi? Ebediyen kıyamete kadar da sürecektir değil mi onun hükmü? İşte burada peygamberin arasında olması demek, her kim ki peygamberimizin bir sünneti diriltirse peygamberimizi diriltmiş demektir. Eğer sende de peygamberin sünnetinden bir olay varsa, işte o konuda sen peygamber efendimizin sünnetini yaşattığın için aslında peygamberimizi hoşnut ediyorsun ve peygamberimizi ne yapıyorsun? Diriltmiş oluyorsun. Aynı şekilde Sultanımız Efendi Hazretimiz'e ne buyuruyor? Üç tane sünnetimi terk ettiğimi görürseniz diyor, peşimden gelmeyin diyor. Hatta bildiğiniz üzere Muhammed Sabuni çok büyük kıymetli bir zat, çok büyük bir seyyid, çok büyük, bütün hadisleri gerçekten de ezberlemiş derecesinde çok kıymetli bir zat. Ve bu hadislerle, bu ayetlerden diyor ki Peygamber Efendimiz'in hayatını tıpatıp yaşayan bir zat vardır diyor. Ve hakikaten de geziyor. Tüm ülkeleri dolaşıyor. Artık hani artık mecali kalmıyor. Artık yok diyor yani. Hatta Türkiye'ye geliyor en son. Türkiye'de bir cemaate uğruyor. Hani bakıyor ama yakın ama tam değil diyor hatta. O cemaatin ismini vermeyeceğim, kırılırlar diye. En son diyorlar ki sen bir de bir İsmaila'ya git diyorlar. Bir git bak bakalım diyorlar. Kendisi abdest alırken işte o anda İsmail'den Efendi Hazretleri kapıdan girince bakıyor ki işte bu zat diyor. İşte Peygamber sünnetini tam tamına yaşayan işte bu zat geldi diyor. Hemen kalkıyor, ona intisap ediyor. Tabii o anda gönlünden geçiriyor ya diyor. Hani bakıyor tıpatıp, hatta bekliyor, izliyor, görüyor. Bakıyor ki tüm sünnetleri mükemmelce yaşıyor. Ya diyor hani tam gönlünden geçiriyor onu. Acaba yani yama sünneti de olsaydı deyince Efendi Hazretlerimiz celini cebinden çıkartıyor ve değil mi? Cebinden çıkarttığı yamasını gösteriyor. Cebin ucuna yama diye yapmış Efendi Hazretleri. Tamam diyor Efendi Hazretleri diyor ve ders alıyor. Ve kendisi diyor ki Muhammed Seyyid, Muhammed Kutup diyor ki eğer diyor kardeşim diyor Seyyid Kutup da diyor sizi görseydi, gerçekten bu hak tarikatları görseydi o da ne yapardı? O tarikatları severdi diyor. Ama o Mısır'daki yalan yanlış tarikatları gördüğü için ne yapıyor? Onlara tabi ne yapıyor? Kötüleyici şeyler yazmış ama gerçek hak olan tarikat demek zaten yol demek, sünnet demek yol demek, peygamberin izinden gitmek demek. İşte bu zatları hazır bulmuşken o zatlardan istifade etmeye çalışalım. Onları karalamayın. Eğer karalamak istiyorsanız çok karalanacak insanlar var. O zat sırf rahmet olaraktan bize bu Kur'an'ı sevdirdi, hadisleri sevdirdi, sünneti sevdirdi. Bakın gerçekten de bizim cemaate baktığınız zaman bizim cemaatte hakikaten de insanlar mülayimdir, sevecendir, girişkendir, devleti kesinlikle zorlamaz, devleti her zaman dua eder, o sana küfretse bile değil mi sana gider emri bir marufunu yapar. İşte bu zatlarla uğraşmayın. Gidin, o kadar çok kafir var ki gidin onlarla uğraşın ama takılıyorlar, diyorlar ki işte bunun peşinden niye gidiyorsunuz? Adam ol senin peşinden gelsinler o zaman. Değil. Sen daha bir kere gece kaç kere kalktın? Bu zatlar gecelerin teheccüdünü kaçırmamışlardır. Bu zatlar Efendi Hazretlerimiz 5 vakit namazını her daim cemaatle kılmış bir zattır. E sen gel bunu örnek alma, seni mi örnek alacağım ben? Değil. Rabbim Azze ve Celle bunlara inşallah uyanmayı nasip eylesin. Diyor ki işte her kim ki diyor peygamber değil mi? Allah Resulü Allah Celle'ni buyuruyor. Eğer ki Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız o peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah da sizi sevsin diyor peygambere uymakla. Ve yagfir leküm ve sizi bağışlasın zünubeküm günahlarınızı. Çünkü her peygambere tabiyette günahlar siliniyor kıymetli insanlar. Tefsirlerde vardır. Bu tabi gönülden gönül işidir. İster inanırsın ister inanmazsın ama bizzat gerçekten de sırf Peygamber Efendimizin sakalı şerifini o sünnet niyetiyle bırakırsa inanın o gün diyor kabirde o yüzü şerifi yanmaz diyor Allah'a. Niye? O peygamberin sakalının hatırına.
Hocam bunu nasıl çıkartıyorsun dersen, Musa aleyhisselam zamanında biliyorsunuz Musa aleyhisselam Firavun'un ordusundan kaçıyordu. Ve Firavun ordusuyla beraber değil mi Kızıldeniz'e doğru yaklaşırken Musa aleyhisselam biliyorsunuz tabii o kıssaları tekrar hatırlatmaya gerek güzel olur ama değil mi hızlı geçelim. Asasıyla beraber Allah'ın size ne yaptı? O Nil Nehri ne yapıldı? Aşıldı Kızıldeniz. Ve geçtikten sonra ama Firavun'un ordusu da içeride ne yaptı? 52 bin kişiyi bir rivayete göre boğuldu. Çünkü Firavun o günlerde 52 bin tane çocuk ne yapmıştı? Kesmişti, kafasını kesmişti. Allah'ın izniyle de o gün ne yaptı? Allah ondan aslında o dünyada öcünü aldı. Ama tek bir kişi kurtuluyordu. Musa aleyhisselam olayları izlerken baktı ki bir kişi. O bir kişi kim biliyor musunuz? O bir kişi yaklaştıkça baklar ki o şaklaban bir tane varmış. Firavun'un şaklabanı. Musa aleyhisselam gibi giyinirmiş. Musa aleyhisselamın hatta dili biraz peltekmiş. Musa aleyhisselamı taklit ederek Firavun'u güldürürmüş. Ve Musa aleyhisselam bundan çok rahatsız olurmuş. Bakmış ki o kurtuluyor. Ya Rabbi demiş. Hikmetinden sorgusuyla olmaz ama bunu hikmeti nedir ya Rabbi demiş. Bu ki bana daha çok zulmetti. Bu bana da daha alay geçti. Deyince ben yalan bile olsa değil mi? Ben hani başkalarını güldürmek bile olsa o peygamberin o peygamberimin dedi kılık kıyafetini giyen bir insanın o arada onların içinde helak etmezdim dedi. O da helak olacak ama onların arasında değil. Evet. O yüzden sen ki senin niyetin o peygamberi adım adım takip etmek olursa Allah'ınıza ne diyor Allah ne diyor? Sizin diyor günahlarınızı bağışlarım diyor. Neden? Bunu da bir mesela söyleyelim. Bakıyorsun mesela Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden misvak sünneti mesela. Misvak sünnetini kaç kişi yaşıyor? Düşün bakalım. Al bakalım eline. Bak bakalım belki de 10 bin kişide bir kişi yaşıyor belki de bu sünneti değil mi? Değil mi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her namazdan önce abdestinden önce misvakını kullanırdı. Evinde kullanırdı değil mi? Hatta ümmetime farz olduğu zaman hani ümmetime meşakkat verecek olmasa onu ben ne yapardım? Farz yapardım ama yani o kadar önemli gösterdiği Peygamberimizin. Bak bakalım 10 bin kişide belki de bir kişi yaşıyor o sünneti. İşte o bir kişi o 10 bin kişinin de ecrini alıyor kıymetli kardeşlerim. 10 bin kişiye birer tane ecir verilecekse o 10 bin kişi yaşamadığı için bir kişi yaşadığı için o 10 bin kişinin ecri o bir kişiye geliyor ve 10 bin tane ecir alıyor. İşte o yüzden Allah günahlarımızı bağışlamakla beraber ne yapıyor? Sevaplarımızı da kat ve kat katıyor. Vallahu Allah gafurun gafurdur. Ziyade merhamet sahibidir rahim ve ziyade rahimdir ziyade merhamet sahibidir bağışlayıcıdır. Rabbim Azze ve Celle o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı adım 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 takip etmeyi nasip eylesin. Baktığınız zaman o peygamber ki Aleyhisselatü Vesselam doğduğu zaman ümmeti ümmeti diye doğdu. Yaşarken her halinde ümmeti ümmeti dedi. Hatta vefat edeceği sırada yine ümmeti ümmeti dedi. Öyle ki Allah'ın izniyle, Allah'ın müsaadesiyle yine o mahşer gününde yine ümmeti ümmeti diyecek. Peki ya doğarken, yaşarken, vefat ederken mahşerde dahi ümmeti ümmeti diyen bir ümmete ne gerekir? Sünneti, sünneti, sünneti gerekir. Rabbim Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet olabilmeyi, onun yüzünü ak ve pak edebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet, diğer ayet-i kerimeyi alalım. Diğer ayet-i kerimeden inşallah sırasıyla buradan devam edelim. Evet, diğer ayet-i kerimede dediğim gibi burada Maide Suresi 54. ayet-i kerime. Evet, yine değil mi? Allah Celle Celaluhu bir kulunu nasıl sever? İşte o sevdiklerini burada anlatıyordu. Birincisi neydi? O peygambere tabiyet olursan, peygamberin iznini takip edersen Allah seni sevecek Celle Celaluhu. Bu öyle değil midir zaten? Bir fabrikadasın, müdürün var mesela. Diyorsun ki müdürümün sözünü dinlerseniz kazanırsınız. Bu kadar basit aslında. Ve kâle teâlâ, Allah-u Teala buyurdu ki, değil mi? Ve yine başka bir ayet-i kerimenin manası ve demektir. Kâle dedi, buyurdu, söyledi. Teâlâ, yüce olan dedi. Yani Allah-u Teala buyurdu ki, ya eyyühellezîne âmenû, ey iman edenler, ben, sen, bizler, iman edenler. Bakın bu Kur'an-ı Kerim'de mesela yaklaşık 80 küsur yerde geçer. Ya eyyühellezîne âmenû diye hitap edince hemen anlarsınız. Ey iman edenler, hemen sen diyeceksin, buyur ya Rabbi. Men, sizden her kim ki, yertedde, men her kim yertedde dönerse, minküm sizden, sizden kim dönerse, men kim demek, men kim, yertedde dönerse, minküm sizden, sizden kim dönerse, neden? An dinihi, dininden dönerse, an dinihi, dininden dönerse, fesevfe bunun üzerine Allah getirir. Yetillahu bunun üzerine Allah getirir. Ne getirir? Bir kavmin bir kavim getirir. Bir topluluk getirir. Sizden her kim dininden dönerse
Allah bir topluluk getirir. Ve o öyle bir topluluktur ki yuhibbuhum, ki Allah onları sever. Ve yuhibbune, ve onlar da Allah'ı sever. Ve yuhibbune, ve Allah da onları sever. Bunlar öyle toplulukmuş ki kıymetli kardeşlerim, Allah onları seviyor, Allah da onları seviyor. Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seven bir kavim getirir. Her kim ki dininden dönerse, yani Allah'ın sana bana ihtiyacı yok. Allah Celle Celaluhu ne yapar arkadaşlar? Kaldırır, götürür. Bir kavmi kaldırır, seni de kaldırır. Gider ne yapar? Bir kavim getirir ki onları Allah seviyor, Allah da onları seven bir topluluk getirir. Ki onların özellikleri neymiş? İşte Allah'ın sevdiklerinin özellikleri. Bakın ne diyor? اَذِلَّتُنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَذِلَّتُنْ Şefkatlidir, alçak gönüllüdür. Neye? عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı, müminlerin üzerine karşı. Bakın, müminlere karşı onlar alçak gönüllüdür. Yani müminlere karşı saygılıdır, sevgilidir, şefkatlidir, merhametlidir. Ama اَعِزَّتِنْ Değil mi? Değil mi? İzzetlidir, vakarlıdır, güçlüdür onlara karşı. عَلَى kafirin kafirlere karşı ise nedir diyor? İzzetlidir diyor onlara karşı. Bakın Müslümana alçak gönüllü ama kafire ise nedir? İzzetlidir. Onlar ki bakın bir özelliklerini sayıyor Allah'ın sevdiği kullarını. Bir Müslümanlara karşı onlar merhametli, alçak gönüllü, şefkatli. Kafirlere karşı şiddetli, değil mi? Vakarlı. Ve onlar yücahidûne fî sebîlillâh. Yücahidûne, mücadele ediyorlar, cihat ediyorlar. Fî sebîlillâh, Allah yolunda. Bu fî deda manasında. Sebil yol manasında değil mi? Sebil yolunda. Allah Allah yolunda. Onlar ne yaparlar? Mücadele ederler. Cihat ederler. وَلَا يَخَافُونَ Ve korkmazlar. La burada olumsuzluk ifadesi verir. وَلَا يَخَافُونَ Ve korkmazlar. Neden korkmazlar? لَوْمَتَ Kınamasından. Laim kınayanların. Kınayanların da kınamasından onlar ne yapmazlar? Levmesinden onlar korkmazlar. İşte Allah'ın sevdiklerinin özetlerinden bir tanesi neymiş? Birincisi peygamberimize ittibadı. İkincisi Müslümanlara karşı şefkatli, kafirlere karşı şiddetli, vakarlı ve onlar Allah yolunda ne yaparlar? Cihat ederler. Kınayanların kınamasından hiçbir şekilde korkmazlar. Ya işte sen bu zamanda dinini yaşıyorsun, ayıp ediyorsun, bilmem ne. İşte sen geri kafalı kaldın ya Ayşe. Onlar hiçbir şekilde kınanmaktan korkmazlar. Allah birdirler ve Allah'ın yoluna devam ederler. Ama ne diyor? Zalike işte bu fadlullah, Allah'ın bir fazlıdır. Allah'ın bir ikramıdır. Yu'tihu, onu verir kime? Men yeşâ'u, dilediğine onu verir. Vallahu Allah vâsi'un, lütfu geniş olandır. Alim ve ziyadesiyle her şey nedir? Bilicidir. Evet, bu iki tane ayet-i kerimeden, Âl-i İmrân ve Maide suresinde geçen iki ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere o zatlar ki değil mi Allah'ın sevdikleri kimlermiş? Birincisi peygamberimize ittiba edenler. İkincisi o Müslümanlara karşı şefkat edenler. Üçüncüsü kafire karşı şiddet kullananlar, vakarlı duranlar. Hatta bakıyorsunuz mesela umrelerde Kabe'yi tavaf ederken ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sağ omuzlarımızı ne yapıyoruz? Açıyoruz değil mi? O kafirlere karşı kendimizi göstermek için. İşte Müslümanlar hala ayakta dimdik, dümdük yürüyorlar. İşte devamında nedir onlar? Allah yolunda kınanmaktan korkmazlar. Dinlerini yaşarlar. Vaktin mi geçiyor? Köprüyü hemen sağına çek. Seccadeni sür, milyonların içinden yine namaz kılarlar. Çünkü Allah'ın memleti bitti. Devamında o kimse der ki ne diyor? Onlar ki diyor Allah yolunda cihat ederler. Ama bu nedir? Allah'ın fazlıdır. Evet kıymetli kardeşlerim. Devam edelim. Peki ya Allah Celle Celaluhu başka kimleri seviyor? Onlara geçelim. Yine 3. hadis-i şerifimize geçelim. Yani hadis-i şerifimizin ilkini çünkü 2 tane ayet-i kerime vardı. Evet diğer sayfayı alalım kıymetli kardeşlerim Rece ekibi. Evet. Diğer sayfayı alabilir miyiz? Olmazsa biz yine buradan okumaya çalışalım ama Rece ekibi evet geleceğini söyledi. Evet geldi inşallah. Evet. Bu da çok kıymet veren bir hadis-i şerif. Çok önemli bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif hakikaten de ezberlememiz gerekiyor. An Dendan eki biliyorsunuz. An Ebi Hureyre'te Ebu Hureyre'den nakledilmiştir ki radıyallahu anh Allah ondan razı olsun kal o şöyle demiştir ne? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhisselam şöyle demiştir İnne muhakkak ki Allahu Teala muhakkak ki Allahu Teala kal şöyle demiştir. Ne demiştir? Allah bu demek ki Allahu Teala buyurduğu üzere. Şimdi direkt ayetse zaten direkt bu ayettir değil mi? Allah'ın direkt kelamıdır.
Peygamberimiz direkt söylerse bir şey söylemeden o sünnettir. O hadistir. Ama Peygamberimiz bazen demiştir ki bunu Allah-u Teala buyurdu deyip de Kur'an-ı Kerim'de olmayanlara da ne diyoruz? Hadis-i kutsi. Biraz daha açalım. Manası ve lafzı Allah'tan olursa ayet-i kerime. Manası ve lafzı Peygamberimizden olursa bunlar hadis-i şerif. Mana Allah'tan, lafız ise Peygamberimizden olursa nedir? Bu hadis-i kutsidir. Hadis-i kutsiler zaten yaklaşık 40'a yakındır. Belli bir rakama aittir. İşte bakalım bu hadis-i kutside Mevla Teala bizlere ne buyuruyor? Men, her kim ki ade düşmanlık yaparsa, bakın men kim düşmanlık yaparsa, kime peki ya? Li, benim veliyen, benim dostuma, benim velime, her kim ki bir düşmanlık yaparsa. Hocam nereden bileceğiz Allah'ın bir velisine, değil mi? O zaman işte anlayacaksın. Bu Allah'ın dostu mudur değil midir diye bir tartacaksın. Kimler peki Allah'ın dostu? Bütün müminler Allah'ın dostudur. Biraz daha genişletelim. Kim daha çok amelleri daha fazlaysa o Allah'ın dostudur. Kur'an-ı Kerim'de kim daha çok sahip çıkıyorsa, Allah'ın dinine kim yardım ediyorsa, tabi veliliğin katları var, aşamaları var. Her kim ki diyor benim velime düşmanlık yaparsa, fakat muhakkak ki azentuhu, ben ona ilan ederim. Ne ilan ederim? Bil harp. Ben ona savaş ilan ederim. Savaşırım diyor Allah Celle Celaluhu. Her kim ki benim dostumla ne yaparsa, uğraşırsa, her kim ki düşmanlık yaparsa ona savaş ilan ederim diyor. Aynı şekilde faizle savaştığı gibi, değil mi? Her kim ki faiz yerse, değil mi, ona Allah ve Resulü harp ilan eder diyor. Burada aynı şekilde Allah'ın sevdiği kullarından bir dosta kim ki savaş ilan ederse Allah onlara savaş ilan eder. Peki ya kimdir peki onlar diyor? Peki o dostluğu nasıl yakalamışlar? وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ bana yaklaşmaz. Kim? Abdi. Benim kulum bana yaklaşmaz. Neyle? Bir şeyim. Bir şeyle bana yaklaşmaz. اَحَبَّ اِلَيَّ ki o bana daha sevimlidir. O şey neden olduğu halde? مِمَّا اِفْتَرَاطُ عَلَيْهِ ona farz ettiğim şeylerden. Yani bir kul diyor bana farzlarla yaklaştığı kadar hiçbir şekilde yaklaşmaz. Yani bir kul Allah'a nasıl yaklaşır? Tamam, herkes müminler dostu ama kim daha çok yakın? Her kim ki Allah'ın farzlarını tam tekmil mükemmel şekilde yerine getiriyorsa işte o bana daha yakındır. Ve bana farzlardan daha ziyade kimse yanaşamaz diyor. Farzları hemen alacaksın, nedir? Namazdı, orucuydu, hac zenginsen, zekat zenginsen, bunları ne yapacaksın? Farzları yerine getireceksin. Ve daha sonra farzlardan sonra وَمَا يَزَالُ عَبْدِي kulum devam eder. Neye devam eder? اَتَقَرَّبُوا اِلَيَّ bana yaklaşmaya devam eder. Şimdi farzlarla bir adım geldin. Bir de daha yaklaşmak istiyorsun. Allah'a nasıl yaklaşacaksın? Bin nevafili işte. Nafileler ile. Nafileler baktığımız zaman bugün geceleyin al. Al bakalım. Kabir nuru yatıyorken kılıyorsun. Gece teheccüd vakti. Sabah namazdan sonra işrak vakti. Öğleye yakın kuşluk vakti. Akşam evvabin. Bakın. İşte bunlarla insan ne yapıyor? Nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmaya daha çok yaklaşıyor. Hatta ta ki diyor insan farzlarla ve nafilelerle. Nafil. Nafilelerle insanlar, değil mi, Allah-u Teala'ya yaklaştıkça bu ibadetler o kadar çok hoşuna gidiyor ki Allah'ın. Sırf Allah için namaz kılıyorsun. Sırf farzları da Allah için yapıyorsun, nafileleri de Allah için yapıyorsun. Bunları yaptıkça hatta ta ki uhibbu, nihayet ben onu, Allah ne diyor, ben onu severim diyor. Feiza ahbabtuhu, onu sevdiğim vakitte ne olur peki ya? Feiza zaman demektir diyorsun. İza zaman ahbabtuhu, ben onu sevdiğim zaman küntü sema'ahu, onun kulağı olurum diyor. Direkt küntü ben olurum, sema'ahu onun kulağı olurum. Ellezî öyle kulak ki yesme'u bihi, ki o ben onunla işitirim demek istiyor. Burada demek istiyor ki yani burada insan o kadar nafile farz ibadetlerle Allah'a yaklaşır. Nafile ibadetlerle Allah'a o kadar yaklaşır ki o yaklaşmasından sonra artık o kulak Allah'ın rızası dışında bir şey işitmez artık. O yani ne demek istiyor burada? Ki onunla işitir yani. Allah tarafından işitir. Eğer ben bunu Allah seviyorsa ben bunu işitirim. Allah sevmiyorsa dedikodudan kaçarım. Onu kulak da artık kabul etmez yani. O kadar ibadetler ede ede artık onu da kulak bile kabul etmiyor yani. Küfürlü bir ortamdaysan o kılmış olduğun farzlar, nafileler seni oradan uzaklaştırıyor. Çünkü kulağın artık rahatsız olur. Ve ne diyor? Ki onunla işitir. Ve basarahu, onun gözü olurum diyor. Haşa, bak burada yanlış anlamayın. Gözü olurumdan maksat burada nedir? Ama ellezî öyle ki yubesiru bihi, ki onunla görür artık. Yani artık haramı o görmez. O sırf baktığı zaman
o güzellikleri görür. Allah-u Teala'nın yarattıklarını görür. Kainatın güzelliklerini görür artık. Allah Celle Celaluhu neye bakılmasına müsaade ediyorsa artık onu görür. Haram olan kişilere bakmaz. Haram olan başkasının malına bakmaz. Başkasının hanımına, kızına bakmaz. Hatta ta ki onun görür dedik. وَيَدَهُ onun eli olurum diyor. Nasıl? اَلَّتِي يَبْتُشُ بِهَا onunla tutar. Yani artık o haram o el uzatmaz. Allah'ın müsaade ettiği kadar eli artık gider. Allah müsaade ettiği kadar ne yapar? O ne yapar? Eliyle ne yapar? Mücadele eder. وَرِجْلَهُ ayağı olurum. Ki اَلَّتِي يَمْسِي بِهَا onunla yürürüm. Onunla yürür. Yani artık onun ayağı harama gitmez. Onun ayağı mescitlere gider. Kalbi Allah için ne yapar? Atar onu. وَاِنْ سَأَلَنِي benden bir şey isterse اَعْطَيْتُهُ ona veririm. Kim işte bakın bu kullar o kadar Allah'a yaklaşıyorlar ki farzlarla, nafilerle artık diyor onun görmesi, duyması, konuşması, ayağı, eli artık hep Allah'ın rızası doğrultusunda olur. Öyle ki diyor o kadar çok yaklaşır ki bana diyor وَاِنْ سَأَلَنِي benden bir şey isterse diyor اَعْطَيْتُهُ ben onu ona veririm diyor. Ne isterse veririm. Ne isterse. وَلَئِنْ اِسْتَعَادَنِي bana sığınırsa لَوْعِذَنَّهُ onu mutlaka korurum diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. İşte nedir? İnsanın değil mi? Sevdiği şeyleri Allah-u Teala'ya yaklaştığı şeyleri burada okuyorduk. Onlar da neydi? Birincisi peygambere ittiba. Bir insan peygamberine ittiba ederse Allah onu sever. İkincisi Müslümana karşı şefkatli olacak. Üçüncüsü kafire karşı zelil, şiddetli olacak, vakarlı olacak. Çekinmeyecek. Dördüncüsü Allah yolunda cihat edecek. Beşincisi Allah'ın levmettiklerine karşı değil mi? Allah'ın ibadetlerini yaparken hiçbir şekilde çekinmeyecek. Ben Müslümanım diyecek. Ve korkma Müslümanım. Göğsünü imanla dolsun. İrtica İslam ise başımın tacı olsun diyecek Hızır hocamız gibi. Hiç çekinmeyecek. Akabinde bakın ne diyor Allah'a nasıl yaklaşır diyor bir kul diyor. O ki diyor farzlarla Allah'a yaklaşır. Öyle ki diyor farzlardan sonra nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşır diyor. Bunlar da nedir? Bir kısmı. Peki Allah başka kulunu nasıl sever? Diğer hadis-i şerifimizi açalım inşallah. Evet. وَعَنْ اَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilmiştir ki اَنَّ مُحَقَّقْ ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. بَعَثَ رَجُلًا بَعَثَ gönderdi. Racülen bir adamı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir adamı göndermiş. Nereye? Ala seriyetin bir seriyeye. Yani bir mesela bir 50 kişilik, 60 kişilik, 100 kişilik mesela bir grup kuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O ne yapıyor? Seriye deniyor onlara. Ve o seriyenin başına ne yapmış? Komutan olarak bir adam koymuş. Sonuçta komutanlar nedir? Hem yolları onlar takip ettirir, hem onları dinlerler, hem de onlar namaz kıldırırlar komutanlar. Fekâne yekra'u. O okur idi. Bak fekâne idi yekra okur idi. Ama nerede? Bakın burada yalnız parantezde. Namaz kıldırırken okur idi. Kime? Li ashabihi. Ashabına arkasında ashab varken namaz kılıyor arkadaşlarına. Peygamber Efendimizin ashabına sahabe. Yani o arkadaşlar namaz kıldırırken nerede? Fi salatihim namazlarında feyehtim bitirirdi. Yani ikinci rekatı hep neyle bitirilmiş? Bi kul huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad ile bitirilmiş. Yani iki rekatlık ve dört rekatlık namazlarda ama farzlarında sabah, akşam ve yatsı okunurken mesela diyelim ki yatsıyı kılıyor birinci rekatta uzatıyor ama ikinci rekatta sadece kul huvallahu ahad okuyor. Sabah oluyor. Sabah diyelim ki uzatıyor. İkinci rekatta sadece kul huvallahu ahad okuyor. İşte bunu okuduğu zaman felemma ne zaman ki raca'u döndüler. O seriyeden döndüler. Zekeru zalik. Bunu Peygamberimize anlatmışlar. Zekeru anlattılar zalike bunu. Kime? Li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam anlattılar. Fekal Peygamberimiz de buyurdu ki se evet buraya aldılar. Maşallah iyi oldu. Ve Peygamber Efendimiz'e sordukları zaman seluhu ona sorun dedi. Ona sorun bakalım. Li eyyi şeyin niçin böyle yapıyor dedi. Yasna adalik bunu yapıyormuş. Niye böyle yapıyormuş diye sorunca feselehu bunun üzerine ona sorarlar. Derler ki ey güzel insan, ey Peygamber Efendimizin komutan olarak gönderdiği kişi. Sen niye hep bitirirken kul huvallahu ahad ile bitiriyorsun diye sordukları zaman fekal o dedi ki لِأَنَّهَا çünkü o kul huvallahu ahad suresi sıfatur rahman Allah-u Teala'nın sıfatıdır. Yani Allah'tan bahsediyor. فَاَنَا ben
uhibbu, o sureyi çok seviyorum. Çok seviyorum. En akra'a biha, ve onu okumayı da çok seviyorum. Fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, o İhlas suresi okuyan için namazlarda, ahbiruhu, ona haber verin ki, ennallaha ta'ala, muhakkak ki Allah-u Teala, yuhibbu, onu seviyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Sen ki Allah-u Teala'nın Kur'an'ın keriminden Kul huvallahu ahad suresini seviyorsun, Allah da seni seviyor kıymetli kardeşlerim, yarenlerim. Evet, diğer hadis-i şerifi açalım. Süremizin zaten yavaş yavaş sonuna doğru gelirken. Evet, diğer hadis-i şerifleri ben buradan okuyayım. Zaten son bir tane hadis-i şerifimiz kalmıştı. Ve anhu anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre قال Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. İza ahabballahu teala abdi. Allah-u Teala bir kulu sevdiği zaman nâdâ Cibril, Cebrail aleyhisselamı çağırır. اِنَّ اللّٰهُ تَعَلَى muhakkak ki Allah-u Teala yuhibbu fulanen, ve dermiş ki ona muhakkak ki Allah-u Teala falanca kulu seviyor dermiş. Bakın Allah bu güzel amellerden sonra bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselamı çağırıyor ve diyor ki ey Cibril, ben falanca kulumu seviyorum. فَيُحِبُّ Cibril, ey Cibril sen de bunu sev dermiş. Ve sevdikten sonra Cebrail aleyhisselam da severmiş. Ondan sonra diyor ki فَيُنَادِ فِي اَهْلِ السَّمَى. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam da diyor ki ehli sema, yani sema ehlinde kime dermiş ki اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki Allah-u Teala يُحِبُّ فُلَانًا, Allah falanca kulu seviyor. Onu فَاَحِبُّ, ben de onu seviyorum. فَيُحِبُّ اَهْلِ السَّمَى, siz de onu sevin dedikten sonra sema ahli de onu severmiş. ثُمَّ يُوْضِعُ لَهُ الْقَبُولِ فِي الْاَرْضِ, daha sonra da o Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği, yani tabiri caizse Cebrail aleyhisselam'ın sevdiği, sema ehlinin sevdiği ve ondan sonra onu diyor nedir diyor. Sonra da o kimsenin sevgisi yeryüzünde olanların gönlüne yaparmış, sirayet edermiş. İşte o yüzden kişi aslında ne yapacak? Kendini sevdirecek. Bunun tam tersi de var. Allah bir kulu buğz ettiği zaman ne yapıyor? Allah bir kulu buğz ettiği zaman diyor ki ey Cibril diyor, ben falanca kulumu buğz ediyorum, sen de ona buğz et. O da buğz eder diyor. Ondan sonra ehli semaya gelir. Der ki sema ehlindeki meleklere ey melekler, Allah falanca kulu sevmiyor, ben de sevmiyorum, siz de sevmeyin. Ondan sonra yeryüzündeki meleklere gelirlermiş. Dermişler ki Allah falanca kulu sevmiyor, Cebrail aleyhisselam da sevmiyor, biz sema ehli melekleri de sevmiyor, yeryüzündeki melekler sizi sevmeyin dedikten sonra o yeryüzündeki melekler de ne yaparlar işte? İnsanların kalplerinde ne yaparlar? Ona karşı bir sevgisizlik başlarlar. O yüzden ben size şu hadis-i şerifle beraber bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimizin bir duasıdır. Ya Rabbi, sevgini, seni sevenin sevgisini ve seni sevmeye bizi yaklaştıran sevgisini bizlere nasip eyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.